Yüz tutmuş bir el sanatıyla tanıştıralım. Bu muhteşem desenler ve renkler bir hasır örme ustasının elinden çıkıyor. O sanatın yöresel adı cimen. Gelin hem o sanatı hem de ustanın hikayesini dinleyelim. Alınlarındaki ter ellerindeki emekle buluşuyor. Sanatlarını ilmek ilmek dokuyorlar. Harika ya. Müthiş. İnsanlar onlara dokunduğu zaman terapi gibi geliyor. 43 yaşındaki Mehmet Köloğlu aslında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ama yöresel adıyla cimem, halk arasındaki adıyla ise hasır örüyor. Biz gözümüzü açtığımızda bu ürünler vardı. Annem babam yapardı. Anne ve babası hastalanınca mesleği o devraldı. Hatay'ın köylerinde toplanan buğday sapları. Buğday sapından en fazla ne yapılabilir ki diyeceksiniz ama hiç önyargılı olmayın. Çünkü o saplar örülerek önce bu hale getiriliyor. Ardından da bunlar birleştirilerek şöyle bir sepete dönüştürülüyor. Hatay'da bunun adı şekerlik. Sadece bu kadar da değil. Yine buğday sapları örülerek rengarenk duvar süsleri de yapılıyor. Kullanım alanı ise çok zengin. Bildiğiniz künefenin buna serilerek kurutulması sağlanırdı. Ekmek sepeti olarak kullanılabiliyor. Önce 3 tane buğday sapıyla başlıyor. Saplar bittikçe yenileri ekleniyor. Bu küçük sepeti ya da şekerliği yapmak en az 2 gün, duvar süsünü yapmak en az 5 gün ve onun daha büyüğünü yapmaksa nereden baksanız en az 10 günlük bir emek istiyor. Hiç başından ayrılmamak suretiyle 8-10 günde bitirebiliriz. Yani. Siz de öğrenebilirsiniz. Usta öyle diyor ama buğday saplarını ilmek ilmek işlemek hayli zor. Katladıktan sonra bunun üzerine katlıyorsunuz. Mesafeli bırakmamız lazım. Mesafeli şöyle mi? Diyeyim. Çok zormuş. Çok zor. Bıraktım ben, vazgeçtim. Dedim ya, kuru olduğu için. Olmuyor. Benden olmazmış. Tamam, ben anladım. Yapımında büyük emek isteyen o ürünlerden sepet Büyükçekmece Kültür Festivali'nde 20, orta boy örme hasırlar 50, büyük boylar 150 liraya satılıyor. Paha biçilmez. Aslında daha fazlasını hak ediyor.